taşına toprağına. Bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin, ezilir yanar için. Bir başkadır benim memleketim. Kuzusuna, kurduna, yunusuna, emrah'a, bütün alem kurban benim yurduma. Anadolu, dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bir coğrafya. Kültürel zenginliğimizi binlerce yıllık insan uygarlığının bu topraklardaki tortusu oluşturuyor. Halk dansları, işte bu tortuyu geleceğe taşıyan en önemli parçamız. Sevincimizi, acımızı, kayıplarımızı, doğumumuzu, düğünde dernekte neşeli anlarımızda dışa vurmanın belki de en güzel yolu. Davul zurna, kabak kemane, tulum kemençe ve insan sesiyle, klarneti, darbukası ve aksak kırık havalarıyla. Çiçekli, cepkenli, çatmalı, yazmalı elbiseleriyle. Geleneğimizin yaşatılması gereken en estetik kısmı. Sabancı Vakfı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin en uzun süreli organizasyonlarından birini işte bu bilinçle 19 yıldır sürdürüyor. Türkiye'nin tüm renkleri buraya sloganıyla başlayan Türkiye Halk Dansları Yarışması'nın bu yıl 19.sü düzenleniyor. Ülkemizin folklorunu yaşama ve yaşatma görevini yerine getiren bu organizasyon, böylelikle halk danslarını gelecek nesillere de aktarmış oluyor. Her yıl Mayıs ayında geleneksel olarak düzenlenen Türkiye'nin en iyi halk dansları topluluklarının seçildiği finalde 5 topluluk final ödülü, 5 topluluk bölge ödülü ve 20 toplulukta katılım teşvik katkısı alacak. Final gecesine kadar geçen süreçte ilk eleme milli mücadeleyle özdeşleşmiş şehrimiz Gaziantep'te yapıldı. Elemeye katılan yarışmacıların ve destekçilerinin tatlı heyecanı tüm salona yayılıyordu. Türkiye'nin tüm renkleri buraya elemelerinin ikinci durağı, Doğu ile Batı'nın buluşma noktası İstanbul'du. Katılımcı ekipler birbirinden maharetliydi. Aralarındaki sevimli rekabet gözlerden kaçmadı. Seyircilerin yarışmacılara ivme katan tezahüratları, belki de en çok elemelere ilk defa katılan grupları heyecanlandırdı. Üçüncü eleme Cumhuriyetimizin başkenti ve kalbi Ankara'da yapıldı. Sonuçlar açıklandığında ise kültür merkezinin dışındaki coşku görülmeye değerdi. Elemelerin dördüncüsü, sakin bir havada Karadeniz'in fındığı ve dereleriyle meşhur şehri Ordu'da gerçekleşti. Salonu dolduranlar ağırlıklı olarak Karadeniz bölgesinin kendine has halk oyunlarıyla keyifli bir eleme izlediler.
ve elemelerin son adresi İzmir. İlgi her sene olduğu gibi çok yoğundu. Öyle ki salon tamamıyla doldu, hatta taştı. Ege'nin cazibe merkezi İzmir yine çekişmeli ve heyecan dolu bir elemeye sahne oldu. Finale adını yazdıran ekip, emek verip kazanmanın sevinci içerisindeydi. 19. Türkiye Halk Dansları Yarışması'nda 5 ayrı ilde heyecanın coşkuya eşlik ettiği elemeler sonucu, jüri büyük finale katılmaya hak kazanan toplulukları seçti. Ve bu gece Türkiye'nin tüm renkleri burada. 19. Türkiye Halk Dansları Yarışması'nın final gecesinde Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi'nde. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Güler Sabancı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Özgür Özaslan, değerli konuklar. 19. Türkiye Halk Dansları finalistlerinin ödüllerinin sahiplerini bulacağı final gecemizde sizlerle birlikte olmanın mutluluğu ve kıvancı içindeyiz. Bu duygular içinde sizleri sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, tam 19 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sabancı Vakfı'nın işbirliğiyle sürdürülen Türkiye Halk Dansları Yarışması'nın bu geceki finalinde birbirinden değerli 5 topluluğu izleme fırsatı bulacaksınız. Sonuçlar program sonunda ödül töreniyle açıklanacaktır. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Güler Sabancı Hanımefendi'yi mikrofona davet ediyorum. Yardımcımız, değerli belediye başkanlarımız bizlerle beraberler, değerli konuklar, çok sevgili veliler. Evet, heyecanlı bir gün. Hepinizi Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi'ne tekrar hoş geldiniz diyorum. 19 yıllık bir ortaklık bu. Kültür Bakanlığı'yla birlikte yaptığımız çok onurla ve gururla Sabancı Vakfı olarak yaptığımız bir organizasyon. Ülkemizin, bu güzel ülkemizin çeşitli yörelerinin, çeşitli renklerini, müziğini, kültürünü, giysilerini ve gençlerimizi, evet bütün bunları yaşatan gençlerimizi, bu coşkuyu hep beraber inşallah yaşayacağız finalini. Onlar birçok yerde, biraz önce de filmde de söylendiği gibi, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yarıştılar ve buraya sizlerin önüne geldiler. Ben burada emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu biraz önce filmde de anlaşıldığı gibi bütün sene süren bir süreç. Çeşitli illerde çeşitli yarışmalar yapılıyor, eleniyorlar ve sonunda finale buraya geliyorlar. Bu 19 sene süresince bu gösteriyi sahneye koyan, buna çok emeği geçen Sayın Şinasi Pala'ya teşekkür ediyorum. Yine bu 19 sene süresince bu olayı candan destekleyen Kültür ve Turizm Bakanlığımızın tüm yetkililerine, bugün Müsteşar Yardımcımız bizimle beraber, Sayın Bakanımız seçimler sebebiyle katılamadılar. Kendileri İzmir'deler ama onun da selamını ben de sizlerle söylemek istiyorum. Çünkü bizzat aradılar beni. Ve tabii ki Sabancı Vakfı'ndaki arkadaşlarıma, Hüsnü Bey'e, Zerrin Hanım'a, bu konuda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimiz ve şükranlarımız var. Geçen senenin birincisi olan Kütahya'yı ve bugün yine seyredeceğiz zannediyorum. Bizi geçen sene burada birinci olduktan sonra Belçika'da çok büyük başarıyla temsil ettiler. Onlara da bir kere daha huzurunuzda teşekkür ediyorum. Yarışma, her zaman yarışmaya mühim olan katılmaktadır. Ben gençlerimizin bize ait olan, bu topraklara ait olan bu güzellikleri, bu coşkuyu
bizlere yaşattıkları için aslında tüm katılımcı gençlere teşekkür ediyorum. Ve bir kere daha tabii onları hep beraber alkışlayacağız. Ama jüri üyelerine de bu zor kararlarına ve bu zor elemeye onların da katkıları için çok teşekkür ediyorum. Bu aslında birazdan hep beraber izleyeceğiz ve büyük bir coşkuyla seyredeceğiz. Bize ait olan bu kadar güzelliği, bu kadar güzel bir gösteriyi az umur buluyorum. Her sene burada sizlerle birlikte olmaktan ve bunu beraber izliyor olmaktan da ayrıca büyük mutluluk duyuyorum. Bir kez daha tüm katılımcılara başarılar diliyorum ve hepinize geldiğiniz bu şöleni, bu görsel şöleni bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Efendim şimdi de Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Özgür Özaslan'ı mikrofona davet ediyorum. Değerli konuklar, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı değerli Güler Sabancı, sevgili gençler. Evet, biraz evvel izlediğimiz gibi 19 yıldır süre gelen Türkiye Halk Dansları Yarışması'nın geçmişine baktığımızda dile kolay bir olay. Çünkü böyle kültür ve sanat yoğunluklu bir organizasyona girişmek bir cesaret işi ülkemize. Hele bunu yaklaşık 20 yıllık bir süreç içerisinde istikrarlı bir şekilde devam ettirmek bir başarının örneği. Bu açıdan ben bakanlığım adına geçmiş 20 yıllık süreç içerisinde bakanlığımızla gerçekten işbirliğinde bulunan başta Sabancı Vakfı olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu salonda bulunanların bir bölümü belki anımsarlar ama bu büyük organizasyon nasıl başladı? Kısaca anımsatmakta fayda var. 1993 yılında aramızda bulunmayan merhum iş adamı Behbi Koç'un dönemin Kültür Bakanlığı Müsteşarı Sayın Profesör Doktor Emre Kongur'a böyle bir organizasyon yapılmasının büyük fayda sağlayacağını iletmesi, tavsiyesi üzerine başlanmış bir olay. 1994 yılında yarışmanın ilk ödül töreninde ve gala gecesinde yine aramızda bulunmayan merhum iş adamı Sayın Sakıp Sabancı ve Vefi Koç'un da özel ve ortak isteğiyle bunun sürekli bir şekilde her yıl bu yarışmanın organize edilmesi, özellikle Sabancı Vakfı'nın tabii ki himayesine organize edilmesi yönündeki temennileriyle bu iş başladı ve bugüne geldi. Biz müteşekkiriz çünkü bizim özellikle kültürel değerlerimiz açısından çok önemli yapı taşlarından biri olan folklorik değerimiz olan halk oyunlarımızı geçmişten günümüze taşımasında büyük rolü fonksiyonu var bütün yarışmaların. Gençlerimize teşvik etme açısından, onları yönlendirme açısından ve uluslararası tanıtım açısından son derece önemsiyoruz. Bu bakımdan inşallah bundan sonraki yıllarda da daha etkin, daha fazla katılımcılarla bu tür yarışmaları organizasyonunda her zaman yardımcı olacağımıza söz veriyoruz. Tabii ki kolay bir şey değil. Sayın Birer Sabancı da bir 20. yıla bakalım, gelelim ondan sonra düşünelim dedi ama biz inşallah 20. yıldan sonra da kendisi yakın takip alacağız. Çünkü bugüne değin gösterdiği emekleri her zaman anımsanacaktır. Bu gençliğe ve kültürümüze yapılan bir yatırımdır. Sabancı Vakfı yanlış hatırlamıyorum, doğru anımsıyorsam 1974 yılında kurulduktan bu yana sadece sanayi ve ticari alanda değil, kültür ve sanat alanında da yaptığı yatırımlarla her zaman bu milletin kalbini yer etmiştir ve edecektir. Ve her zaman da anımsanacaktır. O anlamda son derece müteşekkiriz. Ben hepiniz sabırsızlıkla da bu gösterileri bekliyorsunuz. Ben bakanlığım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün katılımcıları derece alanı almayan herkese tebrik ediyorum. Ve bu kürsüden yine şunu söylemek istiyorum. Bizim özellikle uluslararası tanıtımda, çeşitli organizasyonlarda yurt dışına folklorik ekiplerimizi görevlendiriyoruz. Burada derece alan grupları da bu anlamda uluslararası festivallerde
bir söz vermeyeyim ama bir temennim. Özellikle tanıtımımız açısından son derece önemsediğim için söylüyorum. Bakanlık adına yurt dışına belirli organizasyonu götürmeye taahhüt ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Saygıyla. Efendim, şair diyor ki, sözleri küçük yapmışlar, söyleyemiyorum. İçimde büyüyorsun, erişemiyorum. Alnımda derinsin, silemiyorum. Dünya ufak, sığmıyorum. Seviyorum, doymuyorum. Ne olacak bilmiyorum. Anlatamıyorum. Anlatamıyorum. Saygıdeğer misafirlerimiz, geçen yılın birincisi olan grubu bugün sizler için hazırladıkları gösterileriyle baş başa bırakacağım. Müzik ve dansın muhteşem uyumunu ne güzel anlatacaklar. Evet, geçen yılın birincisi Kütahya Merkez Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nun kurduğu grubunun gösterisiniz. Thank you.
Evet, aziz misafirlerimiz, Kütahya Merkez Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü'nün müdürlüğü grubunun gösterisini, yani geçen senenin birincisini izledik. Bu gece şimdi burada 5 ekip sizlere farklı yörelerden danslar sergileyecek. Yarışmanın ötesinde sizlere dansın ve müziğin birleştiği muhteşem bir gösteri sunacaklar. Ancak yarışmaya başlamadan önce değerlendirmeleri yapacak olan saygıdeğer jüri üyelerini sizlere takdim etmek istiyorum. Efendim 19 yıldır aralıksız jüri başkanlığı yapmış olan devlet sanatçısı Sayın Mustafa Turan. Efendim balkonda oturuyorlar. Herhalde resimleri doğruya düşecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Yener Altuntaş. Halk oyunları uzmanı Sayın Sami İşel. Van 100. Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Şefik Tüfekçi. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölüm Başkanı Sayın Doçent Doktor Nihal Ötken. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Doçent Doktor Kamile Akgül. Ege Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü Öğretim Görevlisi Sayın Şahin Ünal. Ankara Devlet Opera ve Balesi Koreografı Sayın Nilgün Bilsel. Ege Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü Öğretim Görevlisi Sayın Doktor Füsun Aşkar. Ve Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü Öğretim Görevlisi Sayın Sibel Adıgüzel. Efendim şimdi izleyeceğiniz finale kalan 5 ekip var. Danslarının yöreleriyle beraber sizlere anons ediyorum. Hakkari yöresinden oyunları ile ilk olarak izleyeceğiniz topluluk Tuana Sanat Gençlik ve Spor Kulübü Derneği. İkinci olarak İzmir yöresinden oyunları ile Konak Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü. Üçüncü sırada Tokat yöresinden oyunları ile İstanbul Çağdaş Turizm Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği. Dördüncü olarak Denizli yöresinden oyunları ile Denizli Ekin Halk Oyunları Derneği. Beşinci ve son sırada Mardin yöresinden oyunları ile Küçükçekmece Belediyesi 7 Renk Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği. Saygıdeğer misafirlerimiz, işte finale kalan yarışmacı 5 grubun gösterileri. Alkışlarınızda kültürlerin dansı.
Anne de bana ne oldu, gel
Sabırla geçirer halde kaldı alabuzum. Geçirer kimler buyur. Geçirer kimler buyur. Yeah.
Evet efendim, birbirinden değerli 5 grubu izlediniz, alkışladınız. Saygıdeğer misafirlerimiz, jüri üyeleri şu andan itibaren değerlendirmelerine başladılar. Yalnız burada bir açıklık getirmek istiyorum. Bu yarışma 3 aşamalı olarak düşünülsün. Önce bölgelerdeki seçmelerde alınan performanslar ve performanslara göre ki puanlar, dün yapılan finalin birinci aşamasındaki performanslara göre verilen puanlar ve bugünkü performanslara göre aldıkları puanlar ortak olarak jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve sıralama ona göre ortaya çıkacak. Ne zaman çıkacak? Az sonra. Bu arada sonuçlar açıklanıncaya kadar sizleri Ege Üniversitesi ve 9 Eylül Üniversitesi Konservatuarı mezun ve hocalarından oluşan Özgen Akçagül'ün aranjelerini ve şefliğini yaptığı Özgen Akçagül ve Blue Note Orkestrası ile baş başa bırakıyorum. Evet, alkışlarınızla Özgen Akçagül ve Blue Note Orkestrası. Canto e sinto
Sanırlar.
Evet, saygıdeğer misafirlerimiz Özgen Akçagül ve Blue Note Orkestrası'na teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, renk kattılar gecemize. Efendim, bu arada jüri üyelerimizin değerlendirmeleriyle sıralama belli oldu. Ancak bunu sadece jüri üyeleri ve 19 yıldır yaptığı titiz çalışmalarla emeğini ve yardımlarını esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütün halk oyunları yarışmalarında görev alan Sayın Genel Sanat Yönetmenimiz Şinasi Pala biliyor. Şimdi alkışlarımızla Şinasi Pala'yı yanımıza alalım. Buyursunlar, Şinasi Pala, hoş geldiniz. 19 yıldır yapmış olduğu çalışmalarla emeğini esirgemeyen değerli sanat yönetmenimiz. Sonuçlar elinde duruyor, ben de bilmiyorum. Öyle mi? Evet. Şimdi dilerseniz ödülleri verecek olan şahısları da ben alkışlarınızı alayım. Efendim, ödülleri açıklayacağım. Kimler verecekler? Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Güler Sabancı. Lütfen alkışlarımızla gelinler mi? Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Özgür Özaslan. Lütfen. Vakıf Genel Başkanı Sayın Hüsnü Paçacıoğlu. Lütfen. Ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Sayın Özgür Özaslan. Pardon. Gamze Ayrım. Hanımefendi, lütfen gelir misiniz? Buyurun. Buyurun, hoş geldiniz. Gamze Hanım da geliyorlar mı? Evet efendim, buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Evet efendim, yerlerimizi aldık. Şimdi beşinciden başlamak üzere üst tarafa doğru gideceğiz. Öyle mi Şinasi Bey? Evet, evet. Lütfen rica edeyim, 5 numaralı zarfı alalım bakalım. Nereden geliyor sıralama? Efendim, beşincilik Tokat yöresinden oyunlarıyla İstanbul Çağdaş Turizm Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği. Evet, İstanbul Çağdaş Turizm Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Tokat yöresinden oynadık oyunlarla 5. sıradalar. Ödüllerini dernek adına Sayın Güler Sabancı'dan alıyorlar. Efendim, lütfen fotoğraf için yüzümüzü döner miyiz? Evet. Geldik 4. sırasına. Denizli yöresinden oyunlarıyla Denizli Ekin Halk Oyunları Derneği. 4. sırasında. Ödüllerini alıyorlar. Teşekkür ediyoruz. Evet, 3. sırasında İzmir yöresinden oyunlarıyla Konak Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü. Alkışlarımız kendilerine gidiyor. Evet, Sanat Okulu Müdürlüğü de ödülünü aldılar. Evet, elimde 2 tane anons edilecek isim kaldı. İkinciyi okuduğum zaman otomatikman zaten birinci belli olacak. İkincilik nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Hakkari yöresinden oyunlarıyla Duana Sanat Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'ne gidiyor. Evet, ikincilik Duana Sanat Gençlik ve Spor Kulübü Derneği. Evet, ödüller alındı. Alkışlarınız devam ediyor çünkü birincilik sırasını alkışlıyorsunuz. Mardin yöresinden oyunları ile Küçükçekmece Belediyesi 7 Renk Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği. Evet efendim. Efendim, birincilik ödülü de alındı. Şimdi Sabancı Vakfı'nın ödülleri var. Ödülleri dağıtılacak. Para ödülleri dağıtılacak. Şinasi Bey öyle söyledi. Evet. Küçükçekmece Belediye Başkanımız da burada efendim. Evet. Evet efendim, geldiler. Birincilik kazanan 7 Renk Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği adına tebrikleri de kabul ediyorlar. Teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi Sayın Güler Sabancı vakıf adına
Vakıf adına lütfen. Şinasi Bey lütfen şöyle döner misiniz? Fotoğraf almak istiyorlar. Sayın Başkan. Evet, verildi mi Şinasi Beyciğim, tamam mı? Bitirelim. İkincilik ödülü için vakfın para ödülü takdim ediliyor. Efendim, orkestra şefimiz, biraz önce zevkle müziklerini dinlediğimiz Sayın Özgen Akçagül'e de bir armağanımız var. O da verilecek, alkışlarımızla sahneye geldi. Sayın Güler Samancı tarafından veriliyor orkestra şefimize. Blue Note orkestrası, değil mi efendim? Tebrik ediyoruz, alkışlıyoruz birlikte efendim. Efendim, şimdi her zaman, her sene yaptığımız gibi bu muhteşem tabloyu Cani Gören'den alkışlayarak fotoğraf çekilmesi için hep birlikte poz veriyoruz efendim. Evet, lütfen. Bol bol fotoğraf alabilirsiniz, görüntü alabilirsiniz. Evet. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sabancı Vakfı'nın işbirliğiyle sürdürülen Türkiye Halk Dansları Yarışması'nın 19. finali burada sona eriyor. İnşallah 20.sinde de beraber oluruz. Bendeniz Mithat Öz Yılmaz. Yani hepinizi sevgiyle, saygılarımla selamlıyorum. Esen kalın. Allah'a ısmarladık.